Herkese merhaba. Karşımızda görmüş olduğunuz tablet Apple'ın 23 Ekim tarihinde duyurmuş olduğu ürünlerden bir tanesi. 4. nesil iPad. iPad aslında biliyorsunuz 2012 yılında başlarda güncellenmişti. Retina ekranlı iPad 2048x1536 piksel çözünürlüklü iPad yeni iPad adıyla Mart ayında tanıtılmıştı ve daha sonrasında piyasaya çıkmıştı. Türkiye'de Mayıs ayında gelmişti. Aslında o iPad'in çıkışından sonra bu sene içerisinde yeni bir tablet beklemiyorduk. Ancak Apple bir sürpriz yaptı ve bu görmüş olduğunuz 4. nesil iPad'i tanıttı. Bu tabletin görünüş açısından baktığımızda iPad 3'e göre yılın başlarında çıkan tablete göre hiçbir fark yok. Gördüğünüz gibi yine aynı büyüklük, aynı retina ekran. İkisinde de aynı çözünürlükte retina ekran bulunuyor. Kalite açısından, ekran kalitesi açısından hiçbir fark yok. Önden baktığınızda bir fark görmeniz mümkün değil. Sadece iPad 4'te FaceTime HD kamera var. 720p destekli bir kamera var. Bunun dışında fiziksel olarak baktığınızda yine aynı kalınlığa sahip bir ürün var. Üstten, yandan bakıldığında fark eden hiçbir şey yok bu tabletlerde. Sadece alttan bakıldığında fark eden bir şey olduğunu görüyorsunuz. O da iPad 4'ün barındırdığı Lightning portu. Biliyorsunuz Lightning portu iPhone 5 ile birlikte tanıtılmıştı ve iPod Touch'ta da, iPod Nano'da da bu port vardı. iPad Mini'de de Lightning portunun geldiğini gördük ve yine aynı etkinlikte duyurulan iPad 4'te de Lightning portu yer alıyor. Böylelikle Apple'ın iOS cihazları içerisinde tüm aile bireylerinde Lightning portu bir şekilde sağlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi Lightning portunun gelmesi alt bölümde bayağı bir alanı boş bırakmış. Neredeyse sanki hiçbir giriş çıkış elemanı yok gibi bir durum var ortada. Bunu söyleyebiliriz Lightning portu ile ilgili olarak. Dışta fazla bir değişiklik yok. iPad 4'te doğrusunu söylemek gerekirse, ancak içerisine baktığımızda Apple A6X işlemcinin performans açısından bayağı bir değişiklik sunduğunu söyleyebiliriz. Performans karşılaştırmasını, iki tablet arasındaki performans karşılaştırmasını başka bir videoya sakladık. Bu videoda genellikle iPad 4'ten bahsediyoruz. Söylediğimiz gibi fazla değişen bir şey yok. Yine iOS 6 işletim sistemiyle birlikte geliyor bu tablet. Yine App Store'da bulunan binlerce uygulamayı indirip kullanabilirsiniz. Zaten Retina ekran çıkalı birkaç ay oldu ve App Store'da yer alan birçok uygulama Retina ekrana uygun hale geldi. Bu da demek oluyor ki Retina ekranın nimetlerinden sonuna kadar yararlanacak uygulamaları bulabilirsiniz App Store'da. Bu açıdan bir sorun yok. Bu iPad modeli, iPad 4, Apple A6 işlemci sayesinde oldukça iyi bir performans gösteriyor. Uygulamaların oldukça hızlı bir şekilde açıldığını, içeriklerin oldukça hızlı bir şekilde yüklendiğini görmekteyiz. Görmüş olduğunuz gazete uygulaması da daha yüklenirken bile ilk sayfayı bana rahat bir şekilde okuma fırsatı sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi yakınlaştırma, uzaklaştırmalar da oldukça seri bir şekilde yapılmakta. İşleme olayı gerçekten fazlasıyla hızlanmış durumda bu iPad 4'te. 1.4 GHz'lik Apple A6X işlemciye borçluyuz bunu. Yine 1 GB RAM var. Tabletin 16, 32 ve 64 GB'lık dahili bellek seçenekleri bulunmakta. Arkaya baktığımızda arkada yine 5 megapiksel çözünürlük destekli EyeSight kamera var. Bu kamera yine 1080p video kayıt desteğine sahip. Yine öndeki kamerayla da 720p video kayıt yapılabilmekte. Yine FaceTime'ın bulunduğunu görüyoruz. Notlar, anımsatıcılar gibi uygulamalar var. Yine Apple'ın iOS 6 ile birlikte sunmuş olduğu ve oldukça büyük tartışmaların neden olan harita uygulaması gelmekte bu tablette. Photobooth ile eğlenceli fotoğraflar çekebilirsiniz kendinize ait. Bu şekilde bir iOS cihazından, bir iPad'den alıştığımız deneyimi çok daha performanslı bir pakette sunmakta bu 4. nesil iPad. 4. nesil iPad ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı ve performans karşılaştırmasını Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.